Merhabalar, Ayşe'nin İğne Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel yazmaya, güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Yazmamız cenk, iplerimiz de oyalı suni ipek arkadaşlar. Ben koyu mor ve açık lila kullanacağım modelimde. Eğer kanalıma abone değilseniz, abone olup zil işaretini tıklarsanız yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için de videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Bugün size bu güzel modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Modelimiz çok güzel arkadaşlar. Morla da çok güzel yakıştı. Hem kolay hem de gösterişli. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Şimdi bir tane zürafa yaparak başlayalım. Ben aralarına böyle pırpırlar koydum arkadaşlar. Bir tanesine böyle modelimi yapacağım. Diğerine yapmayacağım. Şimdi buna yapacağız. Bunu da boş olarak yapacağız. Şimdi bir tane zürafa yaparak başlıyorum. Zürafamı yaptım. Zürafamın içine batarak bir tane düğüm attım. Buraya şimdi 3 tane pırpır yapıyoruz. Üç. Şimdi tekrar 3 tane. 1 2 3 4 4 tane zürafa yaptım. Bir tane daha yapacağım arkadaşlar. 5 taneye tamamlayacağım. Bir tane zürafayı atlıyorum. İkinci zürafama. Bir tane yuvamı oluşturuyorum. Yuvamın içine batıyorum. Geri dönüyorum. Şimdi yuvamın içine batıp pırpırımı yapmaya başlıyorum. Çok küçük tutmadım çünkü 4 tane pırpırdan oluşturacağım. Eğer 5 tane olsaydı biraz daha küçük tutacaktık. Pırpırımı yapıp tepesine bir tane düğüm atıyorum. Tekrar pırpırımın içine batıp yaprağımın pırpırını yapıyorum. Şimdi aşağıya batıp şimdi yukarıya çıkıyorum. Düğümümü attım. Buraya tekrardan pırpırımı yapıyorum. Aşağı iniyorum. Yukarı. Tekrar aşağı iniyorum. Son pırpırımız için son kez yukarı çıkıyoruz. 4 tane pırpırdan tamamlayacağım yaprağımı. Ve yaprağımızı tamamlamış olduk. Aşağı inip ipimi ayarlıyorum. Ve şimdi modelimizin sapını oluşturuyorum. Küçük bir tane pırpır yaptım. Pırpırımın içine batıyorum. Aşağı iniyorum.
Buraya bir tane daha aynı saptan oluşturuyorum. Şimdi bir tane daha küçük pırpır yapıyorum. Pırpırımın içine batıp düğümü attım. Şimdi aşağıya iniyorum. Şimdi zürafalarımı yaparak devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. arkadaşlar tekrar geri dönüyoruz. Pırpırlarımızı yapıyoruz. Bu aradaki pırpırlarımızı yapıp devam ediyoruz. Bu şekilde şimdi modelimizi yapmaya başlayalım. Bunu da tam ters yapacağız. İlkin koyu moru altta kullandık. Bunda da açık moru alt kısımda kullanacağım. Şöyle parmağımın dibine ipimi bıraktım. Burada yaptığımız sinek kanadına batarak düğümü attım. Şimdi ikinciye batıyorum. Bu şekilde bir tane yuva oluşturdum. Şimdi yuvamın içine batıyorum. Bunu da bu tarafa alıyorum. Buraya 5 tane 1, 2, 3, 4, 5. Evet, 5 tane sinek kanadı yapacağız. Birinci pırpırımı yaptım. Pırpırımın içine batıyorum. Birinci sinek kanadımı oluşturmuş oldum. İki. İkinciyi yapıyorum. Üçüncüyü yaptım. Dördüncü ve sonuncuyu yapıyorum. Şimdi iplerimi kesiyorum. Bunu da tamamen kökünden kestim. Şimdi koyu mor ipimi iğneme takıyorum. Şimdi tersinden benim modelim bilen yapanlar biliyorlardır. Her zaman tersinden ekliyorum ipimi. Tersinden ipimi ekliyorum. Yönü bu taraf olsun ki rahatlıkla yapabilmek için. Şimdi buraya 4 tane pırpır yapıyoruz. Orta boy pırpırlar yapacağız. Bu
Hem de bu ipin üzerine yapacağız ki pırpırlarımız dönme yapmasın. İki. Üç. Ve 4. Şimdi bunu arkadaşlar ipimi kesmiyorum, yürüteceğim. Bunlarda da 2 kat olsun diye. Zaten aradan bu şekilde ipimizi bu tarafa geçiyoruz. Tekrar buraya da 4 tane yapıyorum. Şimdi buraya da 4 tane pırpır yapıyorum. Tekrar ipimi yürüterek diğerine geçiş yapıyorum. Bu şekilde bunlara da 4'er tane pırpır yaparak tamamlayacağım. Sonra üst kısmındaki zürafalarımıza geçelim. 5 tanesini yapıp bitirdim. Şimdi bu başlangıç ipimiz tamamen kökünden kesiyorum. Diğerlerini kesmeden. Bu da ikinci biten ipimiz. Şimdi lila ipimi aldım elime. Burada şöyle göstereyim. Lila yaptığımız sinek kanadına batarak bir tane düğüm atıyorum. Şimdi pırpırıma batarak yukarı ipimi çıkarıyorum. Pırpırlarıma batarak zürafa yapıyorum. İki, üç, dört tane pırpırımız vardı. Üç tane zürafamız olmuş oldu. Şimdi aşağıya bu iplerin ikisine birden batıyorum. Biri yürüttüğümüz ip, biri de geçiş yaptık arkadaşlar. Birazcık daha küçülteceğim ipimi. Çok bol değil, çok da sıkı değil. Bu şekilde zürafamı yaptım. Şimdi tekrar yukarıya diğer pırpırıma geçiş yaparak bu ipimi de ortalıyorum. Bir, iki ve üç. Şimdi tekrar aşağıya. Şimdi diğer pırpırıma batarak düğümümü attım. Zürafamı yapıyorum. Üç. Tekrar aşağıya iniyorum. Çok bol bırakmıyorum bu aşağı indiğim ipleri ve yukarı çıktıklarımı. İki.
Dördüncü. Üçüncü. Dördüncü pırpırıma battım. Üçüncü zürafamı yaptım. Ve son aşağıdaki sinek kanadına batarak modelimi tamamlıyorum. Şimdi ipimi kesiyorum. İsterseniz buraya da ekleyebilirdik arkadaşlar. Ama diğerini eklememiştim. Burada bitirirken buraya da eklesek hiç de fena olmazdı. Hem de hiç esnememiş olurdu. Şimdi bunu da başlangıç ipimizi keselim. Şimdi bu aradakilere bir tane boş bırakıyorum, ikinciye yapıyorum, bir tane boş bırakıp ikinciye yapıp bunu da boş bırakacağım. Bunun alt kısmındaki pırpırları koyu kullanmıştık. Bunu da tam tersi olarak kullanacağım. Şimdi arka yüzünden düğümümü attım. Buraya 4 tane pırpır yapacağız. Arasını isterseniz bu şekilde de yapmayabilirsiniz. İstediğiniz modeli uygulayabilirsiniz. İki. Üç. Dört tane pırpırımızı yaptık. Şimdi iplerimi kesiyorum. Şimdi koyu mor iğnemdeki ipimi alıyorum. Buradaki pırpırıma batarak kenarına düğümümü atıyorum. Şimdi zürafalarımı yapmaya başlıyorum. İlk yukarı çıkıp bir tane düğüm attım. Bir, iki, üç. Tekrar aşağı iniyorum. Şimdi bunu kesiyoruz. Da başlangıç ipimiz. Arasında bir tanesinde olmuş oldu, bir tanesinde olmadı. Böyle daha seyrek ve gösterişli Arkadaşlar oldu. benim modelim bitti. Son hali böyle olacak. Şimdiden denemek isteyen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun.